Merhaba canlar, ben Dilay. Resident Evil 5'in galiba 6. bölümüydü. 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuna 5'in 1. kısmından devam edeceğiz. En son bildiğiniz gibi bu çiçeklerin olduğu yere gelmiştik. Buradan artık yolumuza devam edeceğiz. Bu şey ekranından başladım ben bilerek. Ne onun adı? Tamam, no. Tamam. En son burada bırakmıştık. Bilerek bu ekrandan devam ettim. Çünkü bazı bölümlerin başında sinematikler olabiliyor. Onları kaçırmayın diye. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Şunları güzelce doldurayım. Tamamdır. Devam. I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Evet, Jill'i bulalım diyorlar. Şimdi sizlere söylemek istediğim bir şey var. En son bu şeye başlamadan önce, videonun çekimine başlamadan önce oyun bir kapanma sorunları falan yaptı. Resident Evil 5'in normalde yaptığı bir şey değil bu. Bir kıllandım ondan açıkçası. İnşallah tekrar yapmaz. Normalde Resident Evil 5 hiç böyle kapanma sorunları falan yapan bir oyun değil. Niye oldu anlamadım açıkçası. Ekran kartını güncellemiştim videoyu çekmeden önce. Belki o etki etti, bilmiyorum da. Hani inşallah tekrar olmaz diyelim. Yolumuza devam edelim. Video çekmeyeli de bayağı oldu. 2 hafta falan oldu galiba. Biraz araya bir şeyler girdi. Fırsatım olmadı çekmeye. O yüzden şimdi devam ediyoruz hiç hız kaybetmeden. Yolumu nihayet buldum. 55 bin yıl sonra yolumuzu bulduk canlar. Burada bir belgemiz var. Hemen okuyalım belgemizi. Şef araştırmacı Brandon'ın günlüğü No. 1. 1966. 4 Aralık. Mr. Spencer bir keresinde güneşe giden bir merdiven adıyla anılan bir çiçekten bahsetmiş. Denilene göre bu çiçek kullanıldığında o şahısa çok değişik yetenekler verilmiş. Herkes bunun bir efsane olduğuna inanırmış. Fakat Spencer söyledikten sonra bunun araştırmasını da yaptıklarında onların yanıldığını, yani Spencer'ın haklı olduğunu dile getirmiş bu olay. Bunun doğruluğunu ilk kanıtlayan kişi James Marcus'muş. Bu Umbrella'nın kurucularından birisi. Resident Evil Zero'daki Leech, sülük adama dönüşen, hatırlıyorsunuz. O bir virüsü hipotez etmiş. İşte bunun bir alt DNA'sını taşıyor olabilir diyor. O adam çok perspicuous. Herhalde çok deli falan gibi bir şey demek istiyor. Ama onun hipotezi doğru çıktı. Bu keşfedilen çiçek de Progenit adıyla yapılmış. Afrika'da çalıştıkları bu 3 ay sonrasında yaptıkları çalışmalar bize sonuçlarını verdi diyor. Yani başarılıydı diyor. Doktor Marcus bile hani yorgun görünüyordu. Ama işte ne onun adı, enerjisi falan şeydi diyor, yani mutluydu diyor. Evine dönüp işte araştırmalara tekrar devam etmek istiyor. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Bu Progenit virüsünün derinliklerini öğrenmek istiyorum. 1967, 12 Şubat. Çok ince bir ayrıntıya denk geldik. Bu Progenit çiçeğini Afrika'dan getirdik ve burada büyütmeye çalıştık.
Ama işte oradaki aynı şeyleri göstermiyormuş. Aynı karakteristik özellikleri göstermiyormuş. Burada da işte şu gördüğümüz çiçeklerin olayını iyice anlıyoruz. Demek ki bu Afrika'da tam olarak tam özelliklerini gösteriyormuş. Başka yerde aynı şekilde gelişemiyormuş. Progenit virüsünün ana özellikleri DNA karakterlerini göstermiyor diyor. İşte progenit virüsünü üretebilmek için o çiçeğin üretimine başlamışlar. En başında her şey çok kusursuz gidiyordu. Çiçekler güçlüydü ve hızlıca büyüdüler. Bir süre sonra da işte filizlendiler diyor. Ama ana problem burada kendini gösterdi. Çiçekler progenit virüsünü barındırmıyordu içerisinde. Belki de büyüdükleri çevre bu virüsün oluşmasını sağlıyordu. Bunun ilerisinin araştırılması lazım. 23 Mart. Hiç ilerleme yapamadık. Çiçeği işte değişik şartlar içerisinde büyütmeye çalıştık ama hiçbir şekilde şansımız olmadı. İçindeki suyu falan da, suyu, sıcaklığı falan değiştirmeye çalışmışlar. Isıyı değiştirmeye çalışmışlar. Ondan sonra ışığın geliş açısını falan. Ama hiçbirisi de işe yaramamış. Doktor Marcus'la bir sıkı kavgaya girdik. Mr. Spencer da o arada bir işte şirketin yapılmasından mı ne bahsetmiş. Progenit virüsü olmadan bir şirket başlatmanın anlamı yok. Bunu göremiyor mu kendisi? Bu amaçsızlık. Yani bu çok boş bir iş demiş. Burada da işte progenit virüsün nasıl bulunduğunu, nasıl geliştiğini falan bahsediyor. Ayrıca de orada gördük ki Spencer şirket yapmak istiyormuş ya. O da Umbrella'dan bahsediyor. Burada bir belge daha vardı. Belge üstüne belge. Bunu da okuyalım. Bu da aynı kişinin, Şef Brenda'nın günlüğünün ikinci kısmı. 1968. 15 Nisan. Bu olayların üzerinden neredeyse bir yıl geçti bu tartışmalar falan. Bu yüzden Doktor Marcus'la Afrika'ya dönme kararı aldık. Progenit virüsü olmadan araştırmamıza devam edemeyiz. Bu Nidipa'ya saldırıları bizim işimizi zorlaştıracak. Ama araştırmamızın uğruna işte şey yapacağız diyor, dayanacağız. Mr. Spencer da buna bir yanıt verdi. Eğer Nidipa'ya ile alakalı endişeliyseniz biz de onları ortadan kaldırırız demiş. Yüzlerinde büyük bir şok varmış, öyle söylüyor. Bu çözüm hiç aklımıza gelmedi ama yapılabilecek en iyi seçenek de buymuş. Doktor Marcus ve ben Mr. Spencer'ın planını uygulamaya karar verdik. 19 Ağustos. Nihayet güzel haberlerimiz var. Nidipaya'yı topraklarından gönderme şansını nihayet edinmişler. Bu aldıkları yer progenit çiçeğinin büyüdüğü yermiş. Ve işte işlerini görecekmiş. Mr. Spencer buraya işte bir tesis kurma kararını almış. Virüs araştırmasına burada devam edeceklermiş. Afrika'dan ayrılma araştırmalarına Afrika'dan ayrılma hazırlıklarına başlamışlar. Ama Mr. Spencer Marcus'un Rakkon şehrinde araştırma tesisinde, yani bu Resident Evil Zero'daki yerde kalmasını istemiş. Onun isteği üzerine alındık. Ama bu işte yapılacak mantıklı bir şeydi. Marcus'un araştırmasını yapabilmesi için işte çevreye ona göre ayarlaması gerekiyor. Eğer Afrika'da olsaydık orada işte onun için kullanacak düzgün bir tesis olmazdı. Umarım Afrika'daki araştırma tesisleri de yakında kurulur. Bu arada arkada likır şuş 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 diye sesler çıkarıp duruyor belgeyi okurken.
yakında Afrika'ya yalnız gidip Progenit Virus örneklerini Dr. Marcus'a göndereceğim. Marcus ve Spencer ikisi de bunun en iyisi olduğuna karar verdi. Gitmek için hazırlıklara başlamalıyım. Görünüşe göre yarından itibaren bayağı yoğun olacağız. 29 Eylül. 2 haftadır Afrika'dayım. Marcus'un burada olmadığı iyi. Burası hiç araştırma yapılacak güzel bir yer değil. Burası işte güya araştırma tesisi ama sadece çadırlar falan filan var diyor. Ve işte Nidipaya'yı da şeyde tutabilmek için, hani gelmemesi için askerler falan gönderilmiş. Ama işte tek sinirini bozan şey şu tesisin yapılırken çıkan seslermiş. Yani inşaat sesleri. Her şey beni delirtmek için toparlanmışken ben nasıl araştırmama odaklanabilirim? Progenit çiçeğinden virüsü çıkarmaya odaklanıyorum. Bunları Dr. Marcus'a göndereceğiz. Eğer işime odaklanırsam bu deli yerde aklımı kaybetmeden durabilirim. 1969 15 Haziran araştırma tesisi nihayet bitti. Burası Umbrella Afrika Araştırma Merkezi. Artık bir şey değil, çadırdan oluşan bir yer değil. Bu son 9 ayda bir karara vardım. Bu tesisler bizim ihtiyaçlarımız için çok küçük. Daha büyük yapmalıyız. Böylelikle daha fazla işte yetenekli araştırmacılarla doldurabiliriz içerisini. Burası işte Progenit Virus için bizim araştırma yerimizin birincil yeri olacak. Bizim araştırmalarımız Dr. Marcus'un araştırmalarını işte bir öncülük edecek diyor. Spencer da buna katılacak demiş. Evet, bu belgemiz de bitti. Oradan bir Licker'ın yürüyüp geçtiğini gördük. Yani hiç şaşıramıyoruz çünkü Licker'lar artık var yani. They must be processing these flowers to make something. İşte burada Progenit Virus'ı üretiyorlar. Çiçekleri bütün büyütmüş çalışıyorlar. Şöyle kıralım. Şöyle. Hava alsın çiçekler değil mi canlar? Çiçekler hava alsın. Belgede de bahsettiği gibi burada özel olarak üretiyorlar. O yana moyu. Burada da belge var. Bu da Licker'larla alakalı herhalde. Bakalım neler varmış. Hey! Biliyorum bu çok ani oldu. Ama yakında gideceğim. Yeni projemizin işini bitirdim. Kusura bakma işte onunla alakalı konuşamıyoruz diyor. Project demişler o yüzden. Bu kadar sıkı çalışmamızın üzerine bize bir ödül verirler herhalde. Çalışanların hepsi yarın gidiyor. Bu ülkeyi nihayet terk edeceğiz. Arizona'ya gidiyormuş. Evime gidip herkesi görmeyi çok şey yapıyorum. Hevesle bekliyorum diyor. Şu Miguel'dan uzaklaşacağım için mutluyum. Adam kendisini bir deha falan sanıyor. Yanına oturuyormuş. İşte iyi bir araştırmacı ama beni yanlış anlama. Dikkat çeken şeyleri var diyor. Ama işte sürekli kendini övüyormuş. Onu dinlemek büyük bir eziyet. Keşke işte bir şey susturucu yapıp ona verebilsek diyor. O neyse bunu boş ver. Birkaç günü evime döneceğim. Döndüğümde seni ararım. Dışarı çıkarız falan demiş. Seninle yakında konuşuruz. Ryan. İyi bari kısaymış bu. Vallahi bu Resident Evil 5'in belgeleri aşırı uzun canlar.
Daha çok uzun belgeler var da. Çevireyim ben. Oh. Burada Licker'lara beslemişler. İnsanlara. Bu kadar bir mayın falan aslında alsaymışız iyiymiş biz. Burada birazdan kapana kısılacağız çünkü. Oy. Oha. Fare ne hale gelmiş lan? Oha, fareye bak. Kafamdan bile büyük. Me ya me. Ulan hayvanlardan ne istiyorsunuz be? Suçluların üzerinde deney yapsanıza. Onları alıp. Hapishanedeki suçluları alıp onların üzerinde deney yapın. Chris, heh. Burası birazdan çok karışacak canlar. Ama... Burası bayağı karışacak. Ama bir şekilde ayakta kalırız. Devam. Ha, sağ ol da. Şunu ver. Ha, sağ ol. Sen şunları al. Tamam. Burada bir şey var. Buna ihtiyacımız yok. Rifle veriyordu galiba. Bakayım ne veriyormuş. Ha, taramalı veriyormuş. Gerek yok. Aa, sen bunu birleştirirsen. Aynen, bir sürüyle birazdan savaşamayız diyorsunuz da o gelecek aynen birazdan. Ne demişler Sava, Sheva? Ağzını bayıra götüne hayırı açacaksın diye de. Yani. Ne yazık ki Sheva onu yapamıyor. Sheva Hanım. Oo. Yavaş. Ay uyandılar. Fark ettiler. Gel Chris gel. Şurada asansör çağırıp böyle şey yapacağım ben. Gel 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 gel. Sakın abartma. Heh. Şurada asansör çağıralım. Tamam, bu asansör gelirken biz gelirken şey yaparız. Loot yapmam lazım. Bir dakika. Ay bu ne, kaç tane geldi? Mermilerin yarısı Chris'e mi gidiyor, bana mı öyle geliyor? Allah, şu lootları almadan gitmem, kimse kusura bakmasın. Tamam. Gel Chris gel. Gel gidelim gel. Gel gel. Gir hadi gir ha. İyi güzel. Burada yem olmadık. Şimdi burada bir boss var canlar. Bu boss kolay. Fakat yani bakalım ne kadar şey olacak. Heh. Tamam. Bu boss'ta bakalım aşırı zorlanacağımızı sanmıyorum da. Şimdi burada olaylar biraz daha aydınlanacak canlar. Sizlere spoiler verme korkum olmadan daha fazla açıklama yapabileceğim. Bu kısımlardan sonra. Çünkü öncesinde her şey spoiler oluyordu. Ben de olayın kilit noktası olduğundan pek söyleyemiyordum. Jill
Jill. Experiment on. It stopped. Valla insanları kaçırıp onlar da yapın, hapishaneden alın falan dedik de onu da yapıyorlarmış. Why? Ondan ötürü. That's why. Oh. Burada tuşa basma yeri var da bana bastırtmayacak çünkü şeyden ötürü yaptığımız bir ayarda hiç tuşa basma yerleri gelmiyor. O yüzden rahatça izliyorum ben. Bombalar vardı şurada. Bombaları alalım hemen. Asıl bombalar lazım bize. Bu boss'u öldürebilmek için kilit nokta bombaları almak canlar. Böyle ağzına bombayı atacağız. Hassas noktasında. Ölecek. Şunu al sen. Başka bomba yok herhalde. O zaman full mermileri sıkacağız. Haydi bakalım başlayalım. Güzel. Al bakalım. Afiyet olsun. Bu bir. Ulan Magnum almış alsam şuraya sıkıverirdim. Basamadık. Her zamanki gibi. Oha öldürdük lan. Bizimkiler heyecanla bakıyor, bekliyor ki cili verecek bu tüpten. Halbuki içi boş. Damn it. Where is she? Yok ortalıkta, yok yok. Evet, Exhala ile de tanıştık. Exhala Chris ile Shava'yı bir kışkışlamaya çalıştı. Burada işte sizin bulacağınız bir yanıt yok, gidin falan dedi. Çünkü ne onun adı, bu olayların peşine bırakmayacaklarını biliyor o da. Kışkışlamaya çalıştı. Ama tabii bizimkiler durmayacak. Bakalım nereye kadar giderse. Şimdi canlar, burası 5'in ikisi. Sizlere hani oyunun ilk bölümünde bahsettiğim bir yer vardı, hatırlıyorsunuz. Uroboros boss'u vardı, çok zor demiştim işte şeyle geçmesi. İşte orası burası. O yüzden kendime bir tane roket aldım. Çünkü o boss'u roketsiz geçmek aşırı zor. Yani saatlerce uğraşırız. Saatlerce demeyeyim de bir rahat bir 5-10 dakika uğraşırız. Bir tane roketi çakar kafamıza bakarız. O yüzden ben roketimi aldım.
yolumuza devam edelim. So this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that BOW to eliminate us. You can ask her about that and about Jill once we find her. All right. Let's find her then. Aa, Jill'in fotoğrafı burada hala duruyor. Bakayım. Jill Valentine. Bakalım neredesin Jill? Ben biliyorum gerçi nerede olduğunu da. Bilmeyen arkadaşlarımız için biraz rol yapalım. Bilmiyoruz. Jill nerede acaba? Jill. Where is Jill? Resident Evil 5'in özeti bu. İlk kısmı Afrika. Bir iki kısım böyle başlarda bölümler. Oo şöyle böyle. Yok işte Irwin'di bilmem ne. Devamı Jill. Jill nerede? Jill nerede? Sonra şey oluyor. Ne onun adı? Jill'i buluyoruz. Bu kadar bu sefer Wesker nerede? Wesker nerede? Wesker nereye gitti? Wesker ne yapıyor? Ugoboros. Wesker ne yapıyor? Ugoboros. Wesker ne yapıyor? Wesker, Ugoboros, Ugoboros, Wesker. Yani. Allah. Pardon. Bağırmayacaktım. Sana hiç kafasız değdiler mi? Bunlar çok fena sıkıyor bu arada. Çıkar lan kafanı oradan. Chris önden gitsene be. Neyse. Ne demişler, korkanın bilmem nesi olmazmış. Ulan ölmüyor bu da. Biz yanımıza mermi almayarak biraz hata ettik galiba canlar. Bunlar çok zor şeyler. Hani bayağı zorlar. Sen şunu alsana. Ben taşıyayım üstümde. Yerim yok zaten. Kapının arkasında bir gavat var galiba. Derken yokmuş. Ben bunları alayım. Buradan rifle'ımızı alalım. Ups, ups. Ulan sıkma şerefsiz. Ah, bacağından vurdum. Niye Q'ya basıyorum ben? Cover'dan çıkmak için. Bu Red Dead Redemption 2'de de galiba Q'da cover'dan çıkıyordu. Ha, ondan dolayı basıyorum, doğru. Yakın zamanda Red Dead Redemption 2'yi bitirdim de. O yüzden ondan alışmış cover'dan çıkmak için Q'ya basıyorum. Bu Resident Evil 5'te de şey, Q'ya bastınız mı ortağınızı görüyorsunuz. Uzağa gitti diyelim ki öyle çırak edebilmek için ortağını. Oy, ikimizle birlikte nasıl vurdu o elektroşok silahını? Chris biraz elin şunu al. Magnum mermisi. Yakın burnun dibindeyken niye silahla sıkıyorsun, sana ayıptır söylemesin. Üf, al şunları Chris, vallahi yeter. Senin taramalı mermilerinden de bıktım. Vallahi yeter. Şunu da al. Ya hızlıca devam edelim. Evet, aynen devam. Ay şu taramalılardan yeter, bıktım. Kendim bir tane taramalı alacağım en sonunda. Ulan nasıl vuruyor öyle? Gavata bak. Geber lan. Çıkar lan kafanı hadi. Ağzını açtığı anda vurdum. Çık. Devam ki, devam ki. Chris beni seyretmek yerine biraz da sen loot yapsan var ya, o kadar güzel olacak ki. Abi de beni seyrediyorsun. Merhaba, 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 merhaba. Çapraz ateşte kaldık Chris. Çapraz ateşte kaldık, Allah kahretsin.
Lan onların orada olduğunu biliyordum da o kadar sıkacaklar aklıma gelmedi. Eyvah. Dikkatli olmamız lazım. Orada bir tane yeşil ot var da ölmeden oraya gidebilir miyiz? Chris. Git al bak gel bakayım onu. Git al gel onu. Git al gel. Otu alıp gelsene. Otu al gel. Heh. Lan otu alsana. Ulan Chris. Gel şunu al ile. Birleştir sık şuna. Lan adama bak go diyoruz, otu al diyoruz. Adam gidiyor şey kutu mutu kıracağım diye uğraşıyor ya. Kafayı yersin. Bunu da al. Adama bak. Adamın son altı harfi. Chris nereden biliyorsun? Dünyada 50 bin tane Albert var. Belki Wesker'ı kastetmiyor yani. Allah Allah. Belki başka Albert'tan bahsediyor mesela. Bir tek dünyadaki Albert benim Wesker'ım mı yani? Vallahi. Hemen benim Wesker. Hemen Wesker'de zaten. Hemen Wesker'de. Şunu ver bana. Benim Wesker'ım masum bir kere tamam. Benim Wesker'ım yapmaz. Eyvah. Ebesinin şeyiymiş. Chris kaç burada. Biz bu yaşayamayız. Koş 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 koş. Chris sakın ayakalanma. Bunları öldüremeyiz biz Chris. Koş 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 koş. Vallahi bunlar bizi çiğ çiğ yer. Eyvah. 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 Çekil önümden. Çekil önümden canım yok zaten. Dil atma. Dil atma. Diline bilmem neyim girsin. Dil atma. Dil atma. Gavat. Heh. Chris gel çabuk. Çabuk gel. Ya gelmiyorsun işte. Eyvah. Chris. Oh. Help me. Ulan ben ölüyorum adam bana mermi vereceğim diye uğraşıyor. Oh be. Ulan 55 tane hunt şey geldi orada. Licker geldi. Oo. Abi işte bak burası için mermi saklamak istedim ben. Demin kaçma amacım asıl burasıydı. Çünkü burası bayağı şey gelecek. Bu askerler ölmek bilmiyor zaten. Sünger gibi mermileri yiyorlar. O yüzden buraya bir mermi saklamamız iyi oldu. Ulan. Araya sinematik girdi. Adamı öldürüyordum tam. Abi bu kadar asker göndermemize ne gerek vardı ya. Biz konuşarak anlaşabilirdik. Bak ben konuşma yanlısı bir insanım. Ne demişler insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa demişler. Değil mi? Niye yani hemen böyle mermi falan atıyor? Ayıp değil mi? Utanmıyor mu? Chris vursana şunlara. Ulan Q'ya basıp duruyorum ikidir. Ulan bomba atma gavat herif. Bomba atma. Ayağım girsin senin bomba atan yerlerine. Chris sen de great shot great shot demek yerine bir ateş etsen mesela. Ulan bomba atma. Flash atma gavat herif. Nereden atıyorsun göremiyorum. Nereden atıyorsun o bombayı? Atma flash atma. Zaten anasını satayım. Astigmatım var bilmem neyim var. Ulan atma gavat herif. Gözüme rahatsızlık veriyorsun. Ulan yeter artık. Nereden atıyor bu adam? Vallahi ayağımı sokacağım artık bu adama. Neredesin? Adamın son 55. harfi. Buradan yürüyelim biz. Vallahi flash at. Gözlerim kamaştı artık. Yeter artık. Chris öldür şunları.
Elin armut toplamasın. Tamam, yaz mevsimindeyiz biliyorum, armut toplamak istiyorsun ama yapma. Vallahi heh, gördüm ulan, gördüm seni gavat herif. Gördüm seni. Geberdin mi lan? Ay burada liquor'lı kısım vardı bir de. Dur shotgun mermilerini kullanmayalım biz. Ne liquor'ı, ne liquor'ı, Reaper pardon. Ne mermi yok, şey yerin yokmuş, ne güzel. Ne güzel, haydi bakalım, let's go. Sakın şeylerin arkasında kalma. Hadi. Gel Chris. Onun arkasında kalma, kalma onun arkasında. Gel. Ulan bomba atma, yeter artık ulan, bomba atmayın lan. Ya niye sende yer yok ya? Otlar lazım bize. Niye yer yok sende? Niye yer yok bakayım? Aa, bunlara ver. Al bunu. A bunu alma pardon. Bunu al. Bunu al sonra da. İyi birleştirdin. Al. Orospu'ya bak ya. Hemen bağırıyor. Ha biz burada bir hata yaptık canlar. Gigi. Neyse. Düzelttim. Bunlar bomba atıp duruyor. Burada yanıcı şeyler var. Bizim ebemizi atlayacak diyorduk ki. Neyse ki. Uy. Ulan atma. Bomba atma yeter. Gidiyorum geriye. Gidiyorum geriye. İşte gidiyorum bir şeyler demeden. Gidiyorum. Şunu durdurayım. Chris geriye gidecek yoksa. Durdur şunu. Tamam durdurdum. Chris götüne bir elektroşoku yedi. Pardon, o kadar yakından sıkmamam lazımdı. Biliyorum. Biliyorum. Ama bazen ne demişler? İnsan farkında olmazmış canlar. Gel Chris gel. Let's go. Let's go lesbians, let's go. Bu yanıcı bomba. Bunu boş ver ya. Bize ihtiyacı olmaz bu. Bakayım. Kutumut yok buralarda. Şimdi. Shotgun'ımızı alalım. Şuradan gücü çalıştıracağız. Reaper var orada. Reaper'lar var daha doğrusu. Gördüğünüz gibi şu yuvalardan çıkacak. Bu Reaper'ların olayını anlatayım size. Bu Reaper'lar belirli hassas noktaları olan direkt instant kill dediğimiz aniden öldürebilen düşman tipleri Resident Evil 5'teki. Sarı noktaları var. Açık sarı noktaları. Onlara vurunca ölüyorlar. Valla. Resk'ın füzelerini koymuş buraya. Haydi bakalım. Bunu şimdi çok güzel fesada çekecek arkadaşları biliyorum. Ama artık ben attım valla yeme. Şimdi... Wesker füzelerini mi koymuş? Nasıl yani? Yorumlarını bekliyorum. Come on. Roger. Ulan oyun takıldı aniden. Vay ödüm koptu kapanacak diye. Bu Resident Evil 4'teki olay da aynısı oluyordu. Kasıyordu böyle kapanıyordu. Ulan kaç yıllık oyun bir de anasını satayım. Uyandı. Ve ben kucağına gittim direkt. Koş Chris, koş koş. Niye Reaper benim yanıma gelince oyun kasıyor? Anasını satayım. 2009'da çıkan oyun lan. Güncel sistemde bile kasacaksa ben artık bilmiyorum yani. FPS drop oluyor anlık. Bir tane daha gelecek burada. Ya da gelmiyor muydu? Gelmiyor muydu ya? Bir tane daha. Şu geçsin.
Biz bir risk alalım canlar. Chris gitme. Chris gel. Aa, Chris gitti. İşte gidiyorsun bir şeyler demeden Chris bir tane daha gelecek şuradan. Bu geçtikten sonra ben direkt yürüyeceğim canlar. Bu ölüler dirilebiliyor çünkü. Sen geç bakayım. Bu beni tutmazsa eğer. Tamam. Let's go. Aa, bir tane daha geliyor. Plan yattı. Git 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 git. Orada bir belge mi var? Ha, bir şeymiş, pardon. Bu benim üstüme atlayacak. Şimdi bak, iyi izle. Ulan öbürü de atlamaya çalışıyor. Aynı anda iki kişi saldırıyor üstüme. Şey de gitti. Tam ölmemiş bunlar Wesker. Bunlara biraz daha virüs vermek lazım. Bunlar tam ölememiş. Wesker'cığım biraz daha virüsü fazla ver, olur mu anne? Biraz daha fazla ver. Tam ölsün bunlar. Üstümüze atlıyorlar. Eyvah, yine geldi. Aa, Chris gidiyor. İşte gidiyorsun Chris bir şeyler demeden. Arkana baka baka Albert Albert diye diye. Şu kolları, neyse Chris gelmiş, bunu durdurmaya gerek yok. Chris gelemiyor olsaydı diyecektim anasını satayım. Durduralım. Magnum mermisini mi arkada bırakacağız biz şimdi? Discard et. Magnum mermisini arkada bırakamam ben. Magnum demek namus demektir canlar. Şimdi boss'un yanına geldik. Neyse ki bizim için kolay olacak. Roketi bir çakacağız. Piu! Direkt geberecek. Ben roketimi alayım şöyle elim hatta. Orada loot yapmaya falan da gerek yok. Zaten diğer bölüme geçtik mi her şeyi bırakıyoruz çantadan. Bunu dedikten sonra yine loot yapmam peki. Dur, roketi saklayayım ne de. Eksalla korkup kaçar falan. Ulan bu tam mühimmatlı gelmiş falan. Bu sahne de yanlışım yoksa Resident Evil 5'in ilk yayınlanan fragmanlarında mı ne, bayağı gözükmüştü ya. Bu Ouroboros boss'unun olduğu yer. Sheva. Stella, where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. Wesker Chris için single-minded demiş. Yani tek düze düşünüyor demiş. Wesker iyi tanıyor Chris'i. Tabii kaç yıllık artık hukukları var. Ouroboros is a new DOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it was resembled a BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Ay ne kadar fettan bak Dexal'la orada bir ters ters, yemin ediyorum var ya. Tam böyle Brezilya dizilerinde ana karakter olacak bir karakter Dexal'la. O kadar şey ki. Fettan karı. Evet. Şimdi. Bari şöyle izin verelim. Şu sistem konuşsun biraz. But this one seems much more ferocious.
Evet, öldürmeye hazırız. Gel canım. Gel seni şurada öldüreyim. Gel seni şurada öldürmek istiyorum. Size boss'un mantığını anlatayım direkt öldürmeden madem. Şu silahı alıyorsunuz, yakıyorsunuz. Sonra yere oturuyor bu. Oo, bir de böyle ışınlanabiliyor canlar. Öldürme zamanı gelmiştir. Chris çekil önümden. Asiktir. Chris'i öldürüyor az kalsın. Evet. Bu kadar iş. Roketle bu kadar kısa sürüyor canlar. Normalde yakmakla etmekle uğraşacaktık. Artık uğraşmamız gerekmeyecek. Direkt öldürdük. Boss'u 5 saniyede öldürdüğümü gören Excel'la direkt böyle yüz ifadesi şaşkın bir şekilde ulan o kadar uğraştık saniyeler içinde öldürdü diyordur. Evet canlar, ben bu bölümü burada bitiriyorum. Şimdi artık 5'in 3'üne geldik. Bu 5'in 3'ü zurnanın zattığı zor zor zattığı zor zor dediği yer canlar. Bundan sonra artık işler bayağı kızışacak. Ben de sizlere gereken yerde açıklamayı yapacağım. Şu anda hala net konuşamıyorum. Bu bölümden sonra artık 6. çaptara geldiğimizde daha iyi açıklamalar yapabilirim. O zaman gelecek bölümde görüşmek üzere. Galiba Resident Evil 5'in 7. bölümü olacak. O bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.